Merhabalar. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugün Ramazan ayının son günü. Son orucumuzu tuttuk, son iftarımızı da yaptık ve böylece bir aylık Ramazan'ı uğurlamış olduk. Rabbim Ramazan ayı boyunca yapmış olduğunuz ibadetleri kabul etsin ve ziyadesiyle taçlandırsın. Malumunuz yarın da bayram. Önce bayram namazına gideceğiz, ardından da 3 günlük bayram kutlamaları başlayacaktır. Öncelikli olarak her birinizin bayramını içtenlikle tebrik eder ve sevdiklerinizle birlikte nice nice mutlu, huzurlu ve bereketli bayramlar dilerim. Malumunuz Ramazan ayına özel olarak bir ay düzenli bir şekilde sizlere çeşitli konularla ilgili bilgiler sunmaya gayret ettim. Öncelikli olarak gösterdiğiniz ilgiden dolayı her birinize ayrı ayrı minnettarım ve müteşekkirim. Bir ay boyunca beni dinlediniz ve yoğun da ilgi gösterdiniz. Kanalımız hem büyüdü hem de izlenme sayımız çok çok daha arttı. Bu da tabii ki beni motive etti ve bir o kadar daha kaliteli içerikleri üretmek için ben de epey bir mesai harcamış oldum. Bugün Ramazan ayının son programıyla karşınızdayım. Bu itibarla da gündeme özel olsun diye Ramazan bayramı namazıyla ilgili bir video çekmek istedim ve bugün bu konuyla karşınızdayım. Bilindiği üzere oruç hicretin 2. yılındaki Ramazan ayında farz kılınmış ve Resulullah bu ayın sonunda aynı zamanda hem bayram namazını kıldırmış hem de bayram kutlamalarını başlatmıştır. Dolayısıyla da Ramazan bayramı namazının hicretin 2. yılından itibaren kılınmaya başlanan bir namaz olduğunu ve aynı zamanda Medine dönemiyle alakalı bir gelişme olduğunu baştan belirtmiş olayım. Malumunuz benim Hazreti Peygamber ve namaz konulu bir de kitabım vardır. Dolayısıyla namaz konusuna özel kafa yormuş birisiyim ve namazların Mekke döneminde farz kılındığını daha önceki videolarımda belirtmiştim. Ancak Ramazan bayramı Medine dönemiyle alakalı bir gelişmedir ve aynı zamanda Hazreti Peygamber tarafından başlatılmıştır. Diğer bir deyişle Kur'an'da yer almayan bir namazdır ve Resulullah'ın uygulaması olarak devam etmiştir. Bu itibarla hem bayram namazı hem de bayram kutlamaları Hazreti Peygamber'in başlatmış olduğu güzel de bir uygulamadır. Özellikle bayramlar ve bayram namazı ortak bilincin gelişmesinde toplumsal barışa olan katkısı yönüyle hele hele çocuklara dini duygunun verilmesi bağlamında son derece önemlidir ve dini hayatta da özel bir yere sahiptir. Nitekim de bugün bile her birimizin bayramlarla ilgili çocukluk anıları vardır ve bir türlü de unutamayız. Bu itibarla bayramların hem toplumsal barış hem de dini duygunun gelişimi açısından son derece önemli olduğunun özellikle altını çizmek isterim. Her ne kadar Hazreti Peygamber tarafından başlatılmış olsa da yani bu yönüyle Hazreti Peygamber'in başlattığı bir sünnet olsa da Hanefiler Ramazan bayramı namazını veya Kurban bayramı namazını vacip olarak nitelemişlerdir. Ancak bu Hanefilerin kendi görüşü. Dolayısıyla bu görüşe katılmadığımı baştan belirtmiş olayım. Zira dinde bir şey veya bir hüküm ya farzdır ya da Hazreti Peygamber'in uygulamasıdır. Bu yönüyle baktığımız zaman dindeki farzlar, haram ve helaller Allah tarafından belirlenir. Peygamberler de bu hükümleri insanlara açıklarlar. Bunun ötesinde peygamberler de tabii ki dini hayatta bir takım tercihlerde bulunurlar. Bunlar da onların sünneti olarak kalır. Ve Kur'an bunlara müdahale etmediği sürece de dinin içerisinde dini referans veya dini hayatın bir parçası olarak devam eder ki Ramazan bayramı namazı veya bayram kutlamaları bunun tipik bir örneğidir. Bu itibarla da Hazreti Peygamber'in başlatmış olduğu bir namazdır ve statü itibarıyla farz değil, vacip değil, sünnet bir namazdır. Bunu bir kere tespit edelim. Yeri gelmişken belirtmiş olayım ki vacip kategorisi Hanefiler tarafından dile getirilen bir görüştür. Oysa bir şey az önce de söylediğim gibi ya farzdır ya sünnettir. Yani dinde ara formül yoktur. Hanefiler getirmiştir. Yani terk edilmemesi gereken bir sünnet ama farz da değil veya farz hükmünde bir sünnet gibi yorumlamışlardır. Bu itibarla sadece yorum olduğunu belirtelim ve bu konuyu da bir tarafa bırakalım. Rivayetlere göre az önce de söylediğim gibi Resulullah hicretin 2. yılında Ramazan bayramı namazını kıldırmış ve o gün kutlamalar yapılmış. Hatta 3 gün kutlamaların yapıldığına dair bazı yorumlar da vardır. Ancak
Bu kutlamaların Kurban Bayramı'nı da kapsayıp kapsamadığı veya kutlama geleneğiyle ilgili rivayetlerin hangi bayramla ilgili olduğu konusunda bir netlik yoktur. Bunu da belirtmiş olalım. Rivayetlere bakılırsa Resulullah bayram günlerinde özel bir hazırlık yapmıştır. Mesela bayram sabahı yeni elbiselerini giyer, ailesi ve torunlarını alır, bayram namazı kıldırmak için Medine'nin dışındaki Harre denen açık alana gider ve burada kadın, erkek ve çocuklarla birlikte toplu bayram namazı kılardı. Düşünün, açık alanda bayram namazı kıldırırdı. Bu yüzden de Harre'de namaz kıldırdığı yere Musalla adı verilmiştir. Ayrıca bayram namazı öncesinde sahabeye de bilgi verdiği ve bayrama hazırlık yapıp bayram sabahı Harre'de toplanmaları konusunda onlara uyarılarda bulunduğuna dair de çeşitli haberler nakledilmiştir. Ayrıca bayram öncesinde yaptığı konuşmalarda sahabeye de uyarılarda bulunmuş ve bayram sabahı eşleriyle, çocuklarıyla beraber bayrama katılmak üzere Harre'de toplanmalarını istemiştir. Bu yönde onlara da konuşma yaptığına dair çeşitli haberler kaynaklara yansımıştır. Nitekim Taberi, Ramazan bayramından bir gün önce Resulullah'ın sahabeye bir konuşma yaptığından bahsetmiş, bayram sabahı kuşluk vaktine doğru Musalla'ya gittiğini belirtmiştir. Ayrıca bu konuşmasında namaza kadar fıtır sadakalarını vermelerini de istemiş veya böyle de bir öneride bulunmuştur. Dolayısıyla fıtır sadakası uygulamasının da hicretin ikinci yılından itibaren başlandığını belirtmiş olalım. Bayram sabahında ashabın Resulullah ile beraber sabah namazından sonra hazırlandıkları kadın, erkek ve çocuklarıyla beraber toplu bir şekilde adeta bir şölen havasında Musalla'ya doğru ilerlediklerine dair çeşitli haberler nakledilmiştir. Hatta yol boylarında Resulullah'ın tekbirler getirdiği ve bazı coşkulu şiirlerin söylenmesini istediğine dair bir takım detaylar da anlatılmıştır. Musalla'ya giderken kafilenin önünde Zübeyr bin Avvam'ın vaktiyle Habeşistan'dan getirdiği bir mızrak ucuna bayrak veya filamanın takıldığı ve bu şekilde Musalla'ya gidildiğine dair de çeşitli haberler nakledilmiştir ki Resulullah'ın bu mızrağı bayram yerinde diktiği ve onu sütre olarak kullandığına dair de çeşitli haberler kaynaklara yansımıştır. Malumunuz Zübeyr bin Avvam ilk Müslümanlardandır ve Habeşistan'a hicret etmiştir. Dolayısıyla dönüşte de oradan böyle bir mızrak getirdiğine dair bir bilgi vardır. Hatta Resulullah'ın dikkatini çekmiş bu mızrak. Zübeyr bin Avvam da Resulullah'ın buna gözü kaldığını düşünmüş ve onu ona hediye etmiştir. Bu yönde de çeşitli iddiaların olduğunu hatırlatalım. Bir başka rivayete göre ise Necaşi Resulullah'a 3 tane asa göndermişmiş. Birisini Resulullah kendisine almışmış, birisini Hazreti Ali'ye, birisini de Hazreti Ömer'e hediye etmişmiş şeklinde bir başka rivayet vardır ama bu konuyla ilgili rivayetler biraz daha böyle uydurulmuş iddialar niteliğindedir. Dolayısıyla da bu faslı geçelim. Bazı iddialara göre ise bayram günü sabahı Bilal Resulullah'a ait olan bu asayı veya mızrağı alır ve ucuna bir filama takılır. Onun eşliğinde önde Bilal gider ve bu şekilde Musalla'daki namaz kılınan mekana gidildiğine dair çeşitli haberlerde bulunmaktadır. Bayram namazı için Resulullah'ın özel bir hazırlık yapmadığını görüyoruz. Diğer bir deyişle bayram namazı da aslında diğer namazlardan herhangi bir farkı yoktur. Fakat ezan okutmamıştır çünkü zaten insanlar toplu bir şekilde burada bulunmaktadırlar. Bu itibarla da ezan okunmamaktadır. Bunun yanında abdest alınarak bildiğiniz namaz kılınmıştır ve ayrıca bir de Resulullah tekbirler getirmiş ve buna mukabil kamet de getirilmemiştir. Bunlar namazla ilgili küçük detaylar. Namazın kılınışı, tekbirler veya hutbe gibi rükünler ise doğrudan Hazreti Peygamber'in uygulaması olarak yerleşik kabul haline gelmiştir. Resulullah kadın, erkek ve çocuklarla beraber topluca 2 rekat bayram namazını kıldırmıştır ve bu uygulama bu şekilde devam etmiştir. Ayrıca yine namazdan sonra da kutlamaların toplu olarak yapıldığını da bu vesileyle hatırlatmış olalım. Ne enteresandır ki sevgili dostlar, Resulullah'tan daha iyi dini bilen büyük alimlerimiz kadınlara camiyi yasakladıkları gibi onları bayram namazından da mahrum etmişlerdir.
Deyim yerinde ise bereket kadınların bayram kutlamalarına katılmalarına engel koymamışlar ve bu konuda lütufkar davranmışlar. Diğer yandan Resulullah'ın bayram namazını camide kılmaması da önemli detaylardan birisidir. Rivayetlere göre bir yağmurlu gün haricinde Resulullah'ın bayram namazlarını açık arazide kıldırdığına dair haberler nakledilmiştir. Resulullah 628 yılında 3 basamaklı minber edinince bayram namazlarını kıldırmak için bu minberin de musallaya kadar götürüldüğü ve Resulullah'ın namazdan sonra bunun üzerine çıkıp hutbe okuduğuna dair de çeşitli haberler bulunmaktadır. Ayrıca namazdan sonra Resulullah hem erkeklere hem de kadınlara ayrı ayrı hutbe okumuştur. Bu konuyla ilgili de bir takım detaylar aktarılmıştır. Önce erkeklere konuşmuş, ardından da Bilal minberi kadınların tarafına götürmüş ve orada da Resulullah ayrıca kadınlara da bir konuşma yapmıştır. Hatta bir konuşmasında infak içerikli açıklamalar yapması üzerine kadınlar ziynet eşyalarını hediye etmişler. Bilal de bunları toplamıştır. Hemen hemen bütün rivayetlerde hicretin ikinci yılından itibaren Resulullah'ın bayram namazını kıldırdığı bilgisi vardır. Ancak 8 yıl boyunca düzenli kutlama yapıldığına dair elimizde yeteri kadar ikna edici bir veri yoktur. Rivayetler arasında ayrıca Resulullah'ın hicretin ikinci yılındaki Zülhicce ayında Kurban Bayramı namazı kıldırdığı, ardından kurban kestiği ve Kurban Bayramı kutlamalarını başlattığına dair de haberler nakledilmiştir. Ancak düzenli bir şekilde her yıl kurban kesip Kurban Bayramı namazı kıldığı veya Kurban Bayramı kutlamaları yaptırdığına dair elimizde yeteri kadar ikna edici veri yoktur. Malumunuz kurban hacla ilgili bir uygulama. Resulullah veya müminler bir daha 629 yılında kaza umresi sırasında Kabe'yi ziyaret edeceklerdir. Bu zamana kadar Medine'de düzenli olarak Kurban Bayramı namazı kıldırdığı veya Kurban Bayramı kutlamaları yapıldığı ya da kurbanların kesildiğine dair elimizde ikna edici bir veri yoktur. İlginç bir detay olarak ise şunu söyleyebilirim size. Mekke malumunuz Ramazan ayının ortasında fethedilmiştir. 629'un sonu 630 diyelim. Ay sonuna kadar yani Ramazan ayının sonuna kadar Resulullah Mekke'de kalmıştır. Son gününe doğru da Mekke'den ayrılıp Huneyn'e doğru gittiği yani Taif'e doğru gittiği ve Huneyn'de Huneyn Savaşı'nın yapıldığından bahsedilir. Resulullah'ın Mekke'de kaldığı ve Huneyn Savaşı'na doğru yola çıktığına dair birçok ayrıntıdan bahsedilir. Türlü türlü bilgiler aktarılır. Ancak Mekke'de bulunduğu bu süre zarfında Resulullah'ın bayram namazı kıldırıp bayram kutlamalarını yaptırdığına dair elimizde hiçbir bilgi bulunmamaktadır. Bu son derece dikkat çekici bir detay olarak hatırlatmak istediğim konu. Yine bayram kutlamalarıyla ilgili bir başka bilgi ise Resulullah Tebük seferine çıkıyor. Dönüşte Medine'ye geldiği zaman Ramazan başlamıştır. O yılın Ramazan ayının sonunda yine Ramazan bayramı kıldırdığı veya bayram kutlamalarının yapıldığına dair de herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bunlara ilaveten ayrıca bir başka dikkat çekici detay ise veda haccıyla ilgili haberlerdir. Malumunuz veda haccıyla ilgili birçok detay bilgi aktarılmıştır. Ancak bu sırada yine Resulullah Mekke'de bulunmaktadır. Mekke'de kurban kestiği de bilinmektedir. Hatta birçok kurban kesmiştir. Fakat bayram namazı kıldırdığı veya bu yıl bayram kutlamalarının yapıldığına dair elimizde bir tek bilgi bile yoktur. Dolayısıyla da bunlar dikkat çekici hususlar diye sizlerle paylaşmak istedim. Bayram namazlarıyla ilgili bir başka konu ise namazdan sonra okunan hutbelerdir. Malumunuz bayram namazlarında hutbeler namazdan sonra okunurken cuma namazında ise namazdan önce hutbe okunur. Niçin peygamber farklı uygulamaya gitmiş diye düşünebilirsiniz. Aslında farklı bir uygulama değil, bu Emeviler döneminde başlatılan farklı bir uygulamadır. Zira Resulullah cuma günleri namaz öncesinde etrafına toplanan insanlara bir takım dini içerikli konuları anlatır veya sohbetler ederdi. Ondan sonra insanlar toplanırlar ve toplu namaza geçilirdi. Namazdan sonra uzun içerikli veya hacimli konuşmalar yapardı. Tıpkı bayram namazlarında olduğu gibi. Peki niçin bugün cuma günleri hutbeler namaz öncesinde okunuyor? Bu az önce söylediğim gibi Emeviler döneminde başlatılan bir uygulamadır. Muaviye iktidarı ele geçirince
Ali evladına hutbelerden küfrettiriyordu. Dolayısıyla insanlar da bu küfürleri dinlememek ve aynı zamanda Emevi propagandasına katılmamak için namazdan sonra dağılıp gidiyorlardı. Bu itibarla da insanları kıstırıp camide propaganda dinletmek için hutbeleri namazın öncesine aldı ve böylece insanları camiye kıstırmaya çalıştı. Bu sefer de insanlar camiye gitmeyince 3 cuma kılmayanın cenazesi kılınmaz şeklinde bir rivayet uyduruldu ve bu aynı zamanda hadisi şerif formuna sokulup kaynaklara iliştirildi. Böylece 3 cuma kılmayanın cenazesi kılınmaz gibi bir iddia, içi boş, hatta içi bomboş bir iddia ortaya atılmış oldu. Dolayısıyla cuma günleri namazın öncesindeki hutbe meselesinin Emeviler döneminden beri devam ede gelen bir uygulama olduğunu hatırlatalım. Hatta Muaviye'nin Medine valisi Mervan bin Hakem bayram namazlarındaki hutbeleri de namazın öncesine almaya çalışmış, ancak bu konuda sahabe adeta kızılca kıyamet koparmıştır. Nitekim de vali bundan geri adım atmıştır. Çünkü cuma günleri Resulullah'ın namazdan önce de sohbetler yaptığı bilindiği için buna itiraz gelmemiştir. Fakat bayram günleri namazdan önce sohbet yapmadığı için ve hutbeyi de namazdan sonra okuduğu için burada sahabe şiddetle Mervan'a tepki göstermiştir ve Mervan da bu nedenle geri adım atmak zorunda kalmıştır. Bu itibarla cuma günü namazın öncesinde toplanan insanlara kısa hacimli veya soru cevaplı şekilde bir takım konuşmalar yaptığı için buradan mütevellit olarak Muaviye hutbeyi namazın öncesine aldı ve az önce söylediğim saikle bu uygulama yerleşik hale gelmiş oldu. Bununla ilgili birçok detay daha vardır, ancak onu hutbe ile ilgili videomda vardır, buradan görebilirsiniz. Yine bayram namazlarıyla veya Ramazan bayram namazıyla ilgili bir başka konu ise malum olduğu üzere 2 rekat olarak kılınmıştır. Bu detay aynı zamanda diğer namazların veya bütün namazların aslında 2 rekat olduğunun da bir başka referansı veya delilidir. Nitekim de uygulama kesintisiz bir şekilde geldiği için bugün de hala 2 rekat olarak kılınmaktadır. Korku namazı kıldığı zaman yine 2 rekat kıldığı, aynı şekilde ay ve güneş tutulmaları sırasında da Resulullah'ın 2'şer rekat namaz kıldığını hatırlatmış olalım. Neticede bu ayrı bir konudur, detayına girmiyorum. Sonuç itibarıyla bayram namazlarının 2'şer rekat olarak kılınması ve bu namazın başlatılması tamamen Hazreti Peygamber'in bir uygulamasıdır. Keza namazlardaki tekbirler, namazdan sonraki hutbe, namaz öncesindeki fıtır sadakasının verilmesi ve bayram kutlamaları Resulullah'ın sünneti ve uygulaması olarak dini hayatın içine girmiş ve güzel bir uygulama olarak da bugüne kadar gelmiştir. Kur'an onun bu uygulamasını ilga etmediği için onun sünneti olarak hem bayram kutlamaları hem de Ramazan bayramı namazı dini hayatın en önemli yapı taşlarından birisi haline gelmiş ve bayramlar bugün de hala o canlılığını korumaktadır. Evet değerli dostlar, Ramazan bayramı namazının başlatılması, namazın kılınışıyla ilgili detaylar ve aynı zamanda namazın statüsünün veya dindeki yerinin ne olduğu ya da olmadığı konusuyla ilgili genel bilgiler bunlardan ibarettir. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkürler ediyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle diyorum ve aynı zamanda tekrardan hepinize mutlu, huzurlu ve bereketli bayramlar diliyorum.